arkadaşlar, ben Ceylan Bozkurt. Bugün size Kız Kulesi hikayesini anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kız Kulesi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bizans ülkesinde Konstantin adında bir kral yaşarmış. Konstantin oldukça güçlü ve cesur bir kralmış. Bir sözüyle herkesi yola getirirmiş. Yer ülkelerin kralları bile ondan çok korkarlarmış. Ama her insan gibi Konstantin'in de gücünün yetemediği bir şey varmış. Çok istemesine rağmen bir türlü bir çocuğu olmuyormuş. Her gece bir çocuğu olsun diye dualar ediyormuş. Bir gece kral rüyasında elinde meşale tutan bir kız çocuğu görmüş. Kız ona, "Güç ne demek sence?" diye sormuş. Konstantin de oradan geçen bir yılanı tutup boynunu sıkmış ve demiş ki, "İşte güç bu demektir." Kız, "Peki senin gücün beni korumak için yeterli mi?" demiş. Ve bir anda kız ağlamaya başlamış. Ardından meşaleyi başka bir kızın eline vermiş. Daha sonra da başka bir kız meşaleyi almış. Küçük kızlar bu şekilde meşaleyi taşıyarak uzaklaşmışlar. Sabaha karşı kral terler içinde uykusundan uyanmış. Ve bilge birini çağırıp ona rüyasını anlatmış. Bilge kişi, "Saygıdeğer kralım, yakın zamanda dünyalar güzeli bir kızınız olacak. Fakat onu gerçekten çok iyi korumanız gerekecek." demiş. Aslında onun bu söylediklerini kral fazla önemsememiş. Ama bir yıl sonra bir kızı olmuş. Ve bunun üzerine kral öyle mutlu olmuş ki ülkede günlerce sürecek şenlikler düzenlemiş. Küçük prenses zamanla büyümüş ve çok güzelleşmiş. Kral kızı doğmadan önce gördüğü rüyayı aklından bir türlü çıkaramıyormuş. "Gerçekten zehirli bir yılan kızımı sokup öldürürse ben ne yaparım?" diye düşünüp duruyormuş. Ve sonunda kızını yılanların hiç ulaşamayacağı bir yere, denizin ortasında bir eve kapatmaya karar vermiş. Ve kızını oraya yollamış. Prenses babasına yaşadığını göstermek için geceleri evinin lambalarını yakıyormuş. Kral kızını hiç görmese de onun yaşadığını bilmek kendisine çok huzur veriyormuş. Saraydaki hizmetliler prensese her gün yemek götürüyormuş. Bir gün hizmetçi kadınlardan biri prensesin sarayına giderken bir yılan yemek sepetinin içine girmiş ve bu yılan prenses sepeti açar açmaz onu ısırıp öldürmüş. Hizmetçi kadın kralın kendisini öldürmesinden korktuğu için prensesin öldüğünü herkesten saklamış ve prensesin yerine sarayda yaşamaya başlamış ve her akşam lambaları yakmaya devam etmiş. Bir gün kral kızının özlemine dayanamayıp adaya onu ziyarete gitmiş. Ama kayıktan indiğinde kızının mezarıyla karşılaşmış ve herkesin benden korkması bile bir tanecik kızımı koruyamadı. O günden sonra herkese kendini sevdirmeye çalışmış. İnsanlara iyilikler yapmış. O olayın hiçbir zaman unutulmaması için hizmetçi kıza her gece kulenin ışıklarının yakması için görev vermiş. İşte bu yüzden hala kız kulesinin lambaları geceleri yanmaya devam eder. Aslında bu hikaye bizlere çok önemli bir şey hatırlatır. Şunu hiç unutmamalıyız ki çocuklar, ne kadar çok seversek o kadar çok güçlüyüz. Kendinize çok iyi bakın.